Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Elimdeki ipten de anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Tekrek bu nar çiçeği renginden sizler için model hazırladım. Modelim ee, görünüşü çok güzel. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın kirpikleri sık iğnenin üzerine yapıldığı için kalıp gibi olan kirpikler. Bilenler biliyor zaten arkadaşlar bu kirpiklerin nasıl yapıldığını. Şimdi bilmeyenler için hem oyamızın hem de kirpiklerimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde 8 tane tığ battı yapıp modelimize başlıyoruz. Bakın arkadaşlar 2, 4, 6 ve 7 tanesini yapmışız. Bu şekilde 8 tane olması için bir tane de sizlerle yapalım. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabit. 8 tane tığ battığımız bu şekilde hazır. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 7, 8, 9 ve 10. Hemen ters tarafına çevirdim. 3 tane tığ battı atlayıp buraya 4. tığ battının içine bu şekilde sabitledim. 4 tane de ara mesafesinde bırakıyoruz. Hemen sık iğne ile bu şekilde 10 zincirimi tığ battıma tutturdum. Şöyle bir zincir çekiyorum dibinde. Düz yüzüne döndük. Hemen bu bir zincirimi sık iğne olarak kapattım. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğnenin hemen bakın aralıyorum bu şekilde sabitledim. Ve yine 1 2 3 4 ve 5 zincir. Sık iğnenin arasına kapatıyorum 5 zincirimi bu ikinci kirpi ve yine arkadaşlar sık iğne ile buraya sabitledik sık iğnelerin tepesine yaptığımız için kirpiklerimiz çok muntazam duruyor şöyle üçüncüyü de kapattım hemen dibine bir sık iğne normal 5 zincir çekip yapmaktansa arkadaşlar veya hatay hani sık iğne biraz yükseklik sağlıyor normal içine sık iğne değil de normale batacaksanız 7 tane zincir çekmelisiniz ve bu duruşu da arkadaşlar dibine batıldığı için bu güzel duruşu da pek bulamazsınız. O yüzden bu şekilde eliniz alışırsa güzel kirpikleriniz olur. Geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Şöyle arkadaşlar. Başta demin çektik ya o şekilde kamera karşısında olduğu için fazla çekemedik herhalde bu şekilde buraya 8 tane sık iğne yapıp bitiriyoruz 7 ve 8 8 tane sık iğnemiz hazır bu ilk zincir çekmeye başladığımız tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz bu yemenimizde olan tığ battığımız arkadaşlar bakın bu şekilde yemenimize sabitlemiş olduğumuz tığ battığımız Hemen yine 10 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çevirdim şöyle. Buradaki ilk kirpikten tutup bakın sık iğne ile sabitledim arasını. Yine bir zincir çekiyorum. Döndüm ve sık iğne ile buraya sabitledim. 5 zincir 5 zincirimi kapattım buraya bu şekilde. Kirpiğim hazır. Yine hemen yanına şöyle arkadaşlar çeki çeki yapalım. Sıyırmak zorunda kalmayalım. Sizin görmeniz için ben biraz ileri açık olsun istiyorum ama sonra çekmek zorunda kalıyoruz. Tekrar sık iğne ile buraya yuvaya girdim. Yine üzerine 5 zincir. Hemen 5 zincirimi kapattım sık iğne ile sabitledim ve buraya yine 8 tane sık iğne yapacağız. Bu 1 2 3 4 5 6 Şimdi 6 7 ve 8 bu şekilde 8 tane sık iğneyi yaptık dibine aynı yuvaya yani arkadaşlar bir biraz önce yaptığımız dalımızın hemen aynı yerine kapattık yine 10 tane zincir 7 8 9 ve 10 şöyle çeviriyorum bu ipim arkadaşlar çok ince ve çok güzel çıktı o yüzden bakın kalıp gibi, ütülü gibi oluyor. Bir de kirpikler hep sık iğne. Şöyle bir zincirimi çektim. Yine aynı şekilde bu 10 zincirimin içine şöyle bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi sıkı sıkı olduğu için şöyle kalıp gibi kirpiğimiz oldu. Hemen dibine sık iğne ve 5 zincir. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Üçüncüyü de aynı bu şekilde ve 5 zincir. kapattım ve tekrar arkadaşlar bakın buraya kapattım şimdi yine 8 tane sık iğne yapacağız 2 3 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle hemen aynı yere bakın tığ battının içine bu şekilde üçüncüyü de kapattık şöyle minik bir oluyor ama arkadaşlar üçünün sık iğnesini de alıyor yine bir ve iki zincirimi çek Evet işimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesini bitirdik bakın çiçeğimizin. Şöyle inşallah net güzel bir çekim oluyordur. Hemen bir tane daha göstererek başlayalım. İki zincirimizi dibindeki tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Bir, iki zincir kapatıyorum ve iki zincir 3 oldu 4 oldu 2 zincir 5 6 hemen iki tane daha yapıp 8'e tamamlıyoruz 1 2 zincir kapattım bu şekilde Yine 8 tane ara mesafesini verince hemen 10 tane zincir çekiyorum direkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın bu şekilde sıkı sıkı zincirlerimi çekiyorum. Yine 4. tığ battımın içine sık iğne ile bu 10 zincirimi sabitliyorum. Ara mesafesi olarak da 4 tane kalıyor. Şöyle bir zincirimi çekip döndüm düz tarafına. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattım 5 zincirimi bu şekilde tekrar sık iğnemi yaptım ve 5 tane zincirimi çektim buraya sık iğnenin tam arasına girip sabitliyorum. Hemen bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Ve bu şekilde bakın kirpiklerimiz 3 tane. Yapımı da kolay. Şöyle kirpiklerimizi hemen sağa doğru çekip hem de toplanmış oluyor. Bak güzel durmuş oluyor arkadaşlar. Ve geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de bu şekilde bakın, ana yuvada ana yuva dediğim zincir çekmeye başladığımız tığ battınız. Yine 10 zincir. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Çevirdim bu şekilde. Hemen ilk kirpiğimin içinden girip kapatıyorum. Bir zincirimi çektim döndüm. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. ilk kirpiğimi buraya hemen yanına bir sık iğne yine 5 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3-4-5 ve beş zincir 3. kirpiğimi de sık iğnemin arasına kapatıp hemen bu şekilde şimdi Bakın bu şekilde hemen bunu çekiyorum arkadaşlar sağa doğru. Geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle Bu yuvada da bu şekilde sık iğne ile sabitledik. Evet ikincisini de bitirdik. Şimdi üçüncüsü için 10 tane zincir çekelim. 7, 8, 9 ve 10. Hemen çeviriyorum ters tarafına. Yine bu ilk kirpiğimin arasından girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen zincirimin içine sık iğne ile sabit 5 zincir 5 zincirimi tekrar kepimin yanına bir sık iğne yine 5 zincir kapattım bakın buraya aynı sık iğnenin arasına kapatıyorum Üçüncüyü de bu şekilde yaptım. 3, 4, 5. Hemen arkadaşlar kapatıyorum ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde hemen yukarı tırnağımla çekiyorum kirpiklerin şöyle yukarıda durması için geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz. 1, 2. 3 4 5 6 6 ve 7 bu şekilde sık iğnemizi yaptık ve yuvanın içine sık iğne ile sabitledik. 1 2 buraya tığ battığımızın içine kapatıyorum yine iki zincirimi çekiyorum sabitledim iki zincirimi çekiyorum bu şekilde sabitliyorum Evet yine 8 tane arkadaşlar bu tığ battıdan yapıp şöyle devam edecek tekrar iki tanesini şu yaptığımız gibi Bakın çok güzel çok hoş bir model oldu. Yapımı da kolay. Şimdi arkadaşlar bu tığlamayı sadece türbent olarak düşünmeyin. Bu peçetelerin kenarına da çok güzel olur bence. Şöyle krem rengi hani şeyde nakışçılarda yapılıyor ya mutfak takımları olsun diğer takımlar olsun çok güzel bir tığlama kenarı bence her yerde değerlendirebilecek bir model sadece bu şekilde tülbentler olarak düşünmeyin, bakın kirpiklerin güzelliğini filan. Çok hoş, çok zarif oldu arkadaşlar. Şöyle, daha önce üç tanesini hazırlatmıştım. Şöyle, iki tanesini de sizle yaptık. Benim anlatımım anlaşılsın diye yavaş anlatıyorum arkadaşlar. Yukarıda sağ üst köşede üç tane şey var. Nokta işareti var. Oradan normal yazan yerden girip bir buçuğa ikiye alıp böyle hızlı bir şekilde de anlatımımı dinleyebilirsiniz eğer yavaş buluyorsanız sizde yavaş bulanlar gibi tane tane herkes anlaşılır olsun diye uğraşıyorum ama bu şekilde herkesin bir fıtratı var benim anlatım tarzında bu şekilde arkadaşlar Evet modelim bu yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Siz de arkadaşlar kanalımın destekçisi olmak için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.